Videoyu mutlaka izleyin. Sizinle ilgili çok önemli açıklamalar var. Kimin çok önemli açıklamaları var? CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur bugün çok önemli bir açıklama yaptı. Şimdi açıklamanın detaylarını kendisinden alacağız. Neydi bu açıklamalar? Ne yazık ki emeklilere kötü haber var dedi Mehmet Güzel Mansur. Sosyal güvenlik destek primini geri getirmek, ölüm aylığı bağlanmasına yaş sınırı koymak ve sağlık kesintilerini arttırmak için hazırlıklar yapıldığını söyledi. Şimdi kendisi telefon hattımızda. Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, bu ne anlama geliyor şimdi ölüm aylığına yaş sınırı getirilmesi özellikle ne anlama geliyor? Evet, şimdi biliyorsunuz saray ne yazdı ki kendi masrafını kısacağına emeklilikten bu paraları çıkartmaya çalışıyor. Biliyorsunuz emekli olduktan sonra esnaf olarak çalışanlardan 2015 yılına kadar %15 civarında bir kesinti oluyordu. Sonra bu kesinti %10'a düşürtüldü. 2016'da tamamen kaldırıldı. Şimdi ne yazık ki bu kesintinin tekrar geleceğinin duyumlarını aldı. Yani artık siz emekli olduktan sonra eğer çalışacaksanız yine emekli maaşının %15'i kadar bir kesintiye uğrayacak. Artı bu ölüm aylıkları var. Ölüm aylığında eşlerin bir tanesinin herhangi birisinin vefatı halinde yaşa bakılmaksızın maaş bağlanıyordu. Şimdi ise 30-35 yıl gibi bir sınır getirilmesi öngörülür. Yani eğer sizin eşiniz 25 yaşındaysa veya 27-28 yaşındaysa 35 yaşına gelene kadar siz aç kalın diyorlar. Siz emekli maaşı almayacaksınız diye bir sınırla mı getirilmek gerekiyor? Bu çok önemli ama çok önemli bir şey şimdi bu söylediğiniz. Çünkü senelerce mesela eşiyle birlikte ev hanımlığı yapan, çalışmayan hanımlar mesela diyelim ki. Aynen. Eşlerinden bir emekli aylığı kalmayacak mı demek istiyorsunuz? Aynen. Emekli işte bir yaş sınırı getiriliyor. Diyecek ki mesela 35 yaşından sonra emekli aylığı almaya başlayacak. Yani burada da eşlerin herhangi birisi ölümü hali diyor ki sen aç kal, sen çalış, git ya da git çalış, çocuklarına bak ne yaparsan yap, biz sana aylık vermiyoruz. Bu anlama geliyor bu. Bu çok da bir şey. Gerçekten de emekliler için çok kötü bir haber. Yani 30-35 yaşını beklemesi gerekiyor eşinden emekli aylığın tekrar bağlanabilmesi için. Bunu mu bekleyecek? Evet. O zaman insanlar evet. Ne yapacaklar bir durumda? Bir de sağlık kesintisi biliyorsunuz tamam öyle. Yani şimdi maaştan bu %5 kadar bir sağlık kesintisi kesilmeyi düşünülüyor. Yani sizin aldığınız maaş %5'e kadar orada sizin hastalanmanız halinde siz artık diyor ki siz gidin kendi cebinizden kendiniz muayene olun. Şimdi zaten emeklilerden normalde ilaç ve sağlık kesintisi yapılıyor maaşlarından. Evet, evet. Bu farklı işte bir durum. Bu kesinti %5'e çıkarılması öngörülüyor diye öyle duyumlar aldım ben. Yani bu sağlık kesintileri daha fazla mı, yani oran olarak mı artacak, tabii, ekstra bir kesinti mi oran olacak? Oran olarak, tabii oran olarak artıyor, evet. Oran olarak daha yüksek oranlar kesilmeye başlayacak. Daha yüksek oranlar, evet. Evet zaten yani, normalde... Yani hükümet kendi masraflarını kısacağına, bu tam takım olan bütçesine, tam öyle, gözünü emeklilere dikmiş, emeklilerden gelen işte 3-5 kuruş parayla sanki hazineye para aktarımı olacakmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Biz de diyoruz ki buradaki insanları artık bırakın, emeklileri bırakın, siz başka yerlerden kısıntı yapın. Emeklinin maaşını değil, emeklinin gözünüz emeklinin parasını olmasın. Evet. Ya peki bu şey, sosyal güvenlik destek primi var bir de. Bu evet. Nedir sosyal güvenlik destek primi? Bununla ilgili de bir açıklamanız var. Evet. Şimdi siz emekli olduktan sonra esnaf olarak çalışıyorsanız tam o da, sizin bu maaşınız %15 oranında civarında kesiliyordu. Evet. Sonra bu oran %10'a düşürtüldü. Evet. 2016'da da 4 yıl önce bu oran tamamen kaldırıldı. Şimdi onun tekrar %15 civarında tekrar koyulması öngörülüyor yine. Yani tekrar emekli maaşlarından bu %15 kesilecek. Evet. Sosyal güvenlik evet. Destek primi adı altında %15 emekli evet, maaşları evet. Kesilecek. Yani sosyal güvenlik destek primi yine geri gelecek. Ya ama şimdi sayın vekilim zaten emeklilerin aldığı maaş belli. Hani 1000 liranın altında hala emekli maaşı alanlar var. Bu kesintilerle ne olacak bu insanlar? Nasıl yaşayacaklar? Yani mecliste bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Geçen hafta Hatay'da biliyorsun valiliğin önünde açım açım diye bir genç bir kardeşimiz biliyorsunuz kendini yaktı. Maalesef.
Yani insanlar artık bu duruma geldi artık. Biz de o yüzden söylüyoruz. Yani biz emeklinin aldığı paradan lütfen artık gözünüzü buradan çıkarın. Başka yerden kısmaya çalışın. Hazine bununla dolmaz. Masraflarınızı başka yerden karşılayın diye biz buradan feryat ediyoruz. Ama şu anda bir de şey var, yani Türkiye'nin gündeminde bir İdlib meselesi var, Libya var. Hani emekliler bu anlamda, ya bütün bu gündem arasında mı bunlar konuşuluyor ya da yapılmaya çalışılıyor bu söyledikleriniz emeklilerle ilgili? Yani öyle bir çalışmanın ben olduğunu duyumunu aldım tabii. Bu bakanlığın yaptığı bir çalışma. Tabii zaten o apayrı bir konu. Bugün ben Hatay milletvekiliyim. Evet. Bizim burada 14 yıldır, 7 yıldır, 8 yıldır pardon... Orta Doğu'da bir kanayan bir yara var. Burada Müslüman Müslümanı katlediyor. Ve ne yazık ki bugün İdlib o bölge dünyanın terörist çöplüğü haline geldi. Evet. Hatay sınır ili, sınır ili haline getirildi. Tabii o apayrı bir konu. Evet. Biliyorsunuz 2 gün önce yine şehidimiz vardı. Zamandalı bir kardeşimiz Ali Emre şehit. Tüm şehitlerimize rahmetini diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Allah ailelerine sabırlar versin diliyorum. Yani. O apayrı bir konu tabii. Evet, tabii. Ama yani bu bölge tabii bugün Orta Doğu'nun kanayan bir yarası. Yani şu açıdan mesela biliyorsunuz ki bu EYT'lilerin yasası 99 depremi sırasında böyle bir anda yasa çıktı kimse fark etmeden. Bir anda herkes bir EYT'li olduğunu fark etti ve hala da onun sorunlarını yaşıyoruz. O açıdan sordum. Yani şimdi gündem bambaşkayken emekliler bir anda fark etmeden kendileri haklarında bir yasalar çıkacak da yine maaşlarından mı kaybedecekler? Ne yazık ki biz bunu göreceğiz inşallah. Evet. Takip ediyoruz. Umarım ki hükümet bu yanlıştan geri döner, bu yanlışı yapmaz. Peki siz bununla ilgili mesela mecliste ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mecliste bir çalışmalar var mı? Bu gibi şeyler tabii, bu gibi kesintiler meclise gelmez. Hı-hı. Bu direkt bakanlığın vereceği bir karardır. Ama tabii meclise geldiği zaman da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunun karşısındayız. Biz her zaman emeklinin emekçinin yanındayız. Evet, gerçekten emekliler çok zor durumdalar. Zaten işte maaşları gittikçe dediğim gibi eriyor. Bu söylediğiniz şeyler çok üzücü emekliler adına. Umarım gerçekleşmez yani. Bunlar sadece bir duyum olarak kalır diye umut ediyoruz. Bir de EYT'liler meselesi var tabii ki biliyorsunuz. EYT'liler de çok büyük bir mücadele içerisindeler. Çok büyük bir savaş içerisindeler. Kendi haklarını geri almak için. EYT'lilerle ilgili neler söylemek istersiniz? Çalışmalarınızla ilgili neler söylemek istersiniz? Biz bu EYT'lilerle ilgili mecliste biliyorsunuz daha önce biz bunu meclise dile getirdik. Ve diğer meclisteki partilerle işare haline geldik tabii. Milliyetçi Hareket Partisi meclisten getirilmesi için bize bir gündeme alması için evet oyu kullandı. Ama ne yazık ki bu mecliste oylamaya geldiği zaman görüşüldükten sonra hayır'a çevirdiler. Evet. Yani kabul etmediler. Ama biz yine bu konu takipçisiyiz. Burada EYT'de bir defa burada yalnız bu bölgenin değil tüm insanların, tüm emeklilerin bu konuda bir an önce bu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalarımız var. Ben ve diğer milletvekili arkadaşlarım bu konu için ne gerekiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak fazlasını yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Peki bir de kıdem tazminatları konusu var. Kıdem tazminatları ile ilgili böyle birçok şaibe var. Kıdem tazminatları işte fona aktarılacak, farklı amaçlar için kullanılacak gibi birçok konu var. Kıdem tazminatlarının akıbeti ne olacak Mehmet Bey? Biz bu konunun takipçisiyiz. Bize herhangi bir şekilde bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bu konu içinde eğer herhangi bir olumsuzluk varsa veya bir mağduriyet varsa biz gerekirse bunu mecliste tekrar dile getireceğiz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Arkadaşlara da bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Uzun ömürlü, sağlıklı bir ömür diliyorum. Yani Türkiye'de emeklilerin uzun ömürlü, sağlıklı ve hayatlarında başarılı olmaları ne kadar mümkün tabii aldıkları maaşlarla bilmiyorum ama biz de tabii ki hani emeklilerin ve dahi tabii ki tüm Türkiye'deki çalışanların da en iyi koşullarda yaşamasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili de elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.